Günaydınlar, iyi günler, iyi geceler. Bizi dünyanın her neresinden seyrediyorsanız, Munster TV'de bir gerçek ekonomi programıyla daha Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le birlikte karşınızdayız. Hocam, hoş geldiniz, iyi pazarlar. Çok teşekkürler, iyi pazarlar diliyorum. Sevgili takipçilerimize iyi bir hafta sonu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Teşekkürler hocam. Hocam, geçen hafta Türkiye bir anlamda sizi konuştu dersek Yanlış söylememiş olurum çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili geçen haftaki programımızda ortaya attığınız ben iddia diyeceğim elbette çok konuşuldu gündem oldu bizzat Özgür Özel açıklama yapmak zorunda kaldı uzun süre farklı programlarda da konuşuldu şunun altını çizerek başlamak istiyorum bu bizim 217. programımız hocam bizim e, bizi yakından takip edenler Herhangi bir sansasyon peşinde olmadığımızı, Türkiye'nin gündemine abuk subuk hikayeler anlatmadığımızı, tamamen veriler üzerinden gerçek ekonomiyi konuştuğumuzu biliyorlar. Yani bir fısıltı üzerinden hi hikaye, rüya, biri bana şunu söyledi, şunun arkasındaki yan tarafında oturan bana şunu şunu söyledi e, filan gibi böyle abuk subuk hikayeler üzerinden e, izlenme gibi derdimiz yok. Biz veriler üzerinden ekonomiyi konuşuyoruz ve siz bir bilim insanı olarak e, olması gerekenleri korkusuzca anlatıyorsunuz. Ama elbette ki sizin de Türkiye'de siyasi bağlantılarınız da var. Geçmişe dair belki arkadaşlıklarınız, e, farklı bağlantılarınız da var. İster istemez duyumlar da oluyor. Bu duyumlar bir yerden gelmeyebiliyor, birkaç yerden gelebiliyor. Belki ben tabii soracağım ama ben bir giriş yapıyorum. Belki nice duyum, bilgi geliyor ama bunların birçoğunu da programda anlatmıyorsunuz. Sansasyon olmasın diye. Hocam bu konuya e, ilerleyen dakikalarda gelmek istiyorum ama girişte bir iki bir şey söylemek isterseniz size söz vereyim. Ee, sadece bir iki cümle söyleyeyim dediğiniz gibi program çünkü bu konuyu biraz heyecanlı biraz adrenalini evet. yüksek bir konu öyle oldu öyle olmaya da devam ediyor ben de adrenalini yüksek bir şekilde bu konuya biraz daha devam etmek istiyorum ama dediğiniz gibi ben burada sadece açık kaynaklardan elde ettiğimiz verileri devletin yayınladığı alternatif kurumların yayınladığı Ulusal kurumların ve uluslararası kurumların, küresel kurumların yayınladığı verilerden yola çıkıyorum. Bunları kendi bilgimle, görgümle e, e, harmanlıyorum. Ve ne oldu, ne olabilir, ne olacak, ne kaçınılmaz, neyi nasıl düz, düzeltebiliriz konulu e, konuşmalar yapıyorum. Bir akademisyenin yapması gereken türden e, konular... Tabii Türkiye ile olan e, bağım nedeniyle de bana çok sayıda e, her partiyle ilgili, çok farklı kesimlerden, sendikalarla ilgili birçok duyum geliyor. Ama programımın formatı ve bilim adamlığı kişiliğim buna uygun olmadığı için ben bunları kullanmıyorum. E, o son Özgür Özel'in ayağı ile ilgili şeyi de söylerim. O da programımda tam 20 saniyelik yer tutmuş. Yani burada e, kapanış konuşmasını yaparken, e, yahu böyle mi muhalefet yapılır diye öfkeli bir e, tarzda konuşurken gayri ihtiyarı düşünmeden o duyumumu 20 saniyelik e, koyup hemen çıkmışım oradan devam etmemişim konuşmaya çünkü o ayaktan çok gitmek istemiyorum ama tabii şimdi mecburum artık şimdi madem bu konuda bana bir takım cevaplar verildi e, ben bu konuyu biraz açmak zorundayım aslında ne oldu aslında konu ne? Devamında akabinde detayında neler var biraz programın sonunda o konuyu tekrar e, mecburen gündeme getireceğiz Turan Bey. Evet hocam aynen öyle geçen hafta siz bu konuyu şöyle bir kısaca geçtiğinizde elbette dikkatimi çekti ama ben de programımızın formatı bu olmadığı için orada araya girip de hocam bir dakika durun nasıl ayağından mı vurdular kim yaptı diye irdelemedim. Çünkü evet, buradan evet. bir reyting beklentimiz yok ama... Evet. Otomatikmen bir haftadır Türkiye'deki birçok kişi e, bunu konuşunca programın sonunda buna biraz devam edeceğiz. Kur'an Bey şey derler ya Allah yakışan iftiradan saklasın diye. Evet, o evet. bana ait bir şey değil. CHP'nin içinden söylenen bir şey. Dönsünler kendi işlerine baksınlar. E, duman Yangın olmayan yerden de duman çıkmaz. Demek ki onu bana söyleyenler Özgür Özel'in... E, ilişkileri, işleri, yaptıkları, ettikleri, tutumlarıyla ilgili de bazı e, gözlemleri varmış. Kendi işlerine herhalükarda bakacaklar. Evet, CHP kendi içine baksın diyor Profesör İbrahim Öztürk. <laughs> Niye bunu söylüyor? Programın sonunda bu konuyu açacağız ama hocam Türkiye ölmüş. Cenazeyi de kaldıran yok gibi bir tablo var. Ben böyle özetlemek istedim. Bunu biraz sonra sorularla elbette açacağız. Ekonomiyle mesela başlayalım. Orta gelir tuzağı Yine bizim takipçilerimiz bu ifadeyi çok yakından bilirler. Siz birçok programda orta gelir tuzağının ne olduğunu, nasıl olduğunu, Türkiye'de nelere yol açtığını anlatıyorsunuz, anlatmaya devam ediyorsunuz. Ve e, Chicago Hocam Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ufuk Akçiğit ekibiyle 22 ülkeyi kapsayan bir çalışmayı Dünya Bankası'yla müşterek yapmış çok önemli elbette ve geniş bir çalışma ve bu ülkeler arasında Türkiye'de var. Siz konuyu elbette çok yakından takip ettiniz. Bu çalışma neydi? Niye önemliydi? Ve bu çalışmanın sonucundaki bulgular nelerdir? Böyle başlayalım hocam. Evet. Yani Chicago Üniversitesi Amerika'nın önemli üniversitelerinden birisi. Türkiye'nin de e, gurur duyarak söylüyorum. Amerikan üniversitelerinde çok sayıda ben ekonomi alanını takip ediyorum, Ufuk Hoca gibi çok kıymetli akademisyenlerimiz pozisyonlar almaya başladı ve önemli ürünler ortaya koyuyorlar. Yani Darun Acamoğlu da bizim ülkemizin topraklarından yetişmiş dünya çapında bir akademisyen birçok insanın Nobel ödülü alması gerektiğine inandığı ve böyle bir beklentiyle sürdürdüğü bir insan doğrusu isterseniz. Buna benzer bizim Amerikan üniversitelerinde ha keza Boğaz Üniversitesi'ni kuran Timur Abdullah Kuran var. Abdullah Kuran'ın oğlu Timur Kuran, Profesör Doktor Timur Kuran çok kıymetli, bir saygın bir iktisatçı yine Amerika'da. Bu sayıyı artırabilirim ama işte ee, bu insanlardan yararlanmak gerekiyor. Konu bu. Bu insanlardan yararlanmak gerekiyor. Bu insanlar da Türkiye, bizim nasıl biz Türkiye'yi unutamıyorsak, bu insanlar da mesela Dani Rodrik, yine Türkiye kökenli bir e, iktisatçımız, e, Türkiye ile bağlarını koparmayan, Türkçe konuşan ve Türkçe yazan da bir insan. Çok e, güçlü, çok kabını dolduran, çok öğrendiğim bir iktisatçı da yine Dani Rodrik. Fakat bu insanlardan Türkiye yararlanmıyor. Yazmalarına, çizmelerine, konuşmalarına rağmen. Bundan daha büyük bir talihsizlik olamaz. Bu insanlara deseniz ki bizden para da almayın, gelin ne olur yardım edin bize, almazlar diye inanıyorum yani. İşte biz buradan böyle sürgünlerde konuşuyoruz. Ee, hani bir Duran Bey siz beni e, Türkiye ayağından da tanıyorsunuz. Bu programlardan da tanıyorsunuz. Sevgili takipçilerimiz de herhalde bir kanaat sahibi olmuştur. 271. program mı? Ne oldu dediniz? 217. program. 217. şimdi ben e, mütevazı bir insanım. E, i̇ddialı bir insanım ama mütevazı bir insanım. Bana ulaşmak çok kolaydır. Herkes de ulaşıyor zaten. Şu ana kadar kimse biz sana mail attık ve buna geliş dönüş olmadı Herhalde istisnalar dışında insanız. Görmemiş olabiliriz, ee, inbox'a tam düşmemiş olabilir, unutmuş olabilirim. Ama ben olumlu ya da olumsuz bana gelen her e, mesaja bir şekilde dönüş yaparım. Bunu insani vasfımın bir gereği olarak görürüm. Ee, kendi ulaşılabilirliğim, eleştirileri almam konusunda ne kadar mütevazıysam mesleki formasyonum ve yeterliyim konusunda da cahilden akıl alacak durumda değilim. O konuda da hiç mütevazı değilim. Kendimi ezdirtmem Turan Bey. Bu programda onlarca konuda iddialarda bulunduk. Öngörülerde bulunduk. Ve bunlardan bir tanesinde bir tane eleştiri gelmiş değildir ki hocam böyle dedin ama böyle olmadı işte. Hepsi tam tersi tam tersi kamuoyunun olduğunu fark etmesi için aradan birkaç sene geçen işleri biz daha iki sene önceden, üç sene önceden söylüyoruz. Bu yolun kaçınılmaz sonu buradır. Dolayısıyla güncel, kısa vadeli ve uzun vadeli yorumlar da yapıyoruz. Şimdi benim bu uzun vadeli yorumlardan en önemlilerinden birisi de bu orta gelir tuzağı kavramıdır. Profesör Ufuk Akçit, 23 ülke üzerine arkadaşlarıyla Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde yaptığı bu orta gelir tuzağı çalışmasında Türkiye'nin de orta gelir tuzağından çıkamayan, orta gelir tuzağına düşmüş ülkelerden biri olduğunu söyledi. Peki bunun e, e, olmuş bitmiş haber veriyor. Yıl 2024. Peki benim için bunun anlamı nedir, Turan Bey? Benim için bunun anlamı şudur. Ben bunun olacağını 2014 yılında bundan 10 yıl önce şimdi yok etmeye başladıkları Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Enstitüsü hocası iken yaptığımız sempozyumda sunduğum tebliğin de ve o tebliğin kitaba dönmüş halinde 2014 yılında iddia etmişim. Tahmin etmişim, öngörmüşüm, hesaplamışım ve onları bu programda defalarca taşımışım. Şimdi benden 10 sene sonra insanlar diyor ki oldu lan. Tam da dediği oldu. Şimdi bu bundan benim bir gurur çıkartmam lazım tabii ki. Çıkarın ben hocam hakkınız önce bu ahmet. dinamiklerle bu böyle olur kaçınılmazdır demişim. Turan ve bu orta gelir tuzağı kavramı ekonominin en popüler kavramlarından birisi haline dünyada geldi. Çok eski bir kavram değil. Kavramın içeriği anlamında 1970'lerde de bu manaya gelen laflar edilmiş olmasına rağmen orta gelir tuzağı kavramı kullanılmamıştı ama benzer içerik edilmişti. Ama 2007 yılında Dünya Bankası ekonomistleri bu ifadeyi popüler hale getirdiler açıkçası. Bunun nedeni de şu. Doğu Asya bir Doğu Asya Rönesansı mümkün müdür? üst başlığı altında büyümenin kaynaklarına dair yeni fikirler diye bir çalışma yaptılar 2007'de ve Asya'nın bir Rönesans'a gidip gidemeyeceğini yani yavaş yavaş olgunluğa eren, duranlığa doğru giden Batı'nın yerine dünyanın yeni büyüme havzası, yeni büyüme motoru olup olamayacaklarını sorguladılar. Yani Batı'da işler kötüne kötü giderse bunlar yoluna devam edebilir mi? Konu bu. Ne ölçüde bugünün Asya kaplanları, as, hızlı büyüyen ekonomileri bunu aslında Amerika'ya, aslında Batı'ya borçlular. Batı'da, Amerika'da, Kanada'da işler çok kötü giderse yani aslında bir küresel kriz olursa Asya ülkeleri hala yoluna devam edebilir mi gibi çok kritik bir soruyu çalışırken ortaya koydular ve cevabı da büyük oranda hayır edemezler. batı tökezlerse Asya'da tökezler sonucu ortaya çıkmıştı. Fakat 2007 yılında Türkiye ekonomisi durgunluğa doğru yavaş yavaş gidiyordu. Fakat bunun nereye varacağını geçici mi kalıcı mı olduğunu göremiyorduk. 2008 yılında nitekim büyümesi sıfırlandı Türkiye'nin. Aslında Türkiye'yi de içine katmamız gereken önemli bir konjüktürdü. Fakat Türkiye'de bu kavrama ilgi olmayacağını ben düşündüm açıkçası. Ta ki 2012 yılında daha fazla dayanamadım. Dedim ki ya ben bu kavramı Türkiye'ye taşıyacağım. 2012 yılında Zaman Gazetesi'nde, Today's Zaman Gazetesi'nde üst üste yazılar yazdım. Ve Türkiye'nin bu orta gelir tuzağı riskinin içinde olduğunu gündeme getirdim. Çok ses getirdi. O yıllarda, 2012 yılında Türkiye'de ekonomi literatüründe en çok kullanan kavram... ...orta gelir tuzağı kavramı oldu sayemizde. Türkiye'nin farkındalığı arttı. Yani o zaman size söyleyeyim yani rahmetli Güngör Uras'tan, akademisyen Metin Ercan'dan, işte Ege Cansen, Okan Müderrisoğlu, Rüştü Bozkurt, liste uzun gidiyor. Profesör Murat Yülek yine o yıllarda yazarlık yapıyordu. Türkiye'nin gazetecilik dünyasına bu kavramı ben armağan ettim. Devamında daha fazla ilgi olmaya başladı böyle olunca ve devamında Profesör Doktor Erinç Yeldan başkanlığında Kamil Taşçı, Ebru Voyva'da Mehmet Emin Özsan e, ekibi e, Türk Konfet e, dediğimiz iş verenler, e, e, iş adamları örgütüne e, Türkiye'nin bu anlamda e, bir orta gelir tuzağı riskinin olup olmadığına dair bölge bölge çalıştılar Türkiye'yi ve çok güzel bir çalışma ortaya koydular. O çalışmada da benim bu ilk öncü rolüme yeterince yer verdiler, hatırlattılar yani. İbrahim Öztürk bunu Türkiye'nin gündemine soktu ama çok güzel benden daha farklı derinlemesine bir çalışma yaptılar. O çalışmada Türkiye'nin önünün çok da açık olmadığını gösterdi Turan Bey. Ben 2014 yılında bunun üzerine bunu bilimsel makaleye çevirdim. Hatta Müsiad'ın 2013 yılının yıllık ekonomi raporunun kapak konusuna döndürdüm. O da benim müsiyatlı olan ilişkimin sonunu getirdi. Çünkü o raporda ortaya koyduğum teklif, görüş, eleştiri ve önerilerin eleştiriler kısmını müsyadı yöneten adamlar Tayyip Erdoğan bir katlanmaz, bize kızar, rantımızı keser diye bana sormadan rapordan çıkardılar. Ben de dedim ki ben yokum, bitti bu kadar. Danışmanlığım burada bitti ya hocam biz seninle iyiyiz sorun yok bilmem ne maaşını al işine git bu kurumun raporu senin yok dedim hiç topu taca atmaya dansözlük yapmaya gerek yok. Fikirlerinin eleştiri kısmının yazdığı raporlardan çıkartıldığı bir adamın ya bana ne kurumun çalışmasıdır o ben paramı da alayım maaşımı da alayım yoluma devam edeyim demesi ahlaki değildir dedi bıraktım orada orada kestik işi şimdi Turan Bey işte benim başıma gelen hikayelerin başı bu tür tutumlardan oluyor ben ne zaman... Ne zaman ne konuda yanlış görmüşsem hak perestçe söylemişimdir. Gez bakın Zaman gazetesinde yazmış olmamı biraz sonra programın sonunda konuşacağız. Zaman gazetesindeki yazmış olmamı ne dediğimle ilgilenmeyip nasıl dediğimle ilgilenmeyip ya bu bir ara Zaman gazetesinde yazarlık yaptı onursuzluk ve haysiyetsizliğine itibar edenler kullanıyor. Ama benim şu Zaman Gazetesi'nde yazarken Gezi Parkı olaylarına, Gezi Parkı eylemlerine bir saniye durmadan, bir saniye tereddüt etmeden Gezi Parkı olaylarına derinlemesine destek verdim. Dedim ki üç tane ağacı savunan çocuklardan terör örgütü çıkartmaya çalışıyorsunuz. İşin gerçeği oradaki koskocaman bir parkı yok ederek oraya uluslararası sermaye babalarınıza Peşkes çekmek için rant alanı yaratmak istiyorsunuz. Keza e, kan, e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydular adını. E, Yavuz Sultan Selim isteyen övünür. Benim için hiç de atalarımızdan bir adam değildir. E, önüne kattığı on binlerce Alevi'yi... ...sırf dini e, tutumlarından dolayı... ...sırf sultana baş eğmediklerinden dolayı kesmiş doğramış... ...yetmemiş, devam etmiş... ...Hicaz'a, Mısır'a, Suudi Arabistan'a kadar gidip... ...Müslümanlarla savaşarak... ...yüz binlerce Müslümanın iki taraftan kanını akıttırmış ...katil bir adamdır. İsteyen ona tapsın. isteyen türbesine boncuk bağlasın. Ben yapmıyorum bunları. O dönemde bunu da eleştiriyordum. Dedim ki... ...Yavuz ismine yerine... ...Mevlana ismi yok mu? Yunus ismi yok mu? Eee... Hacı Bektaşi Veli yok mu? İlimle, bilimle uğraşan, şiirle, edebiyatla uğraşan bu köprüye adını verilmeye hak edecek askerden başka, komutandan başka, sultandan başka isim kalmadı mı demişim. Dolayısıyla ama şimdi Recep'in ülkesinde, Recep'in egemenliği önünde diz çöken adamlar benim konuştuğum cümlelerin üzerinden mertçe, yiğitçe, delikanlıca fikir üretmek, pozisyon almak yerine vay bu adam bilmem geçmişte bilmem ne gazetesinde yazmıştı. Yazarken böyle yazdım ama. İyi gördüklerime destek verdim, yanlış gördüklerime de eleştiri yaptım. İşte müsiyatla yolumu bağlantımı kopartan da bu orta gelir tuzağı raporunu yayınlamam oldu Turan Bey. Ne oldu ama? İşte böyle giderseniz Türk o pro o, e, makalelerimde ve o raporumda şunu söyledim Turan Bey. Dedim ki Orta gelir tuzağı şu demektir. Sizi orta gelir seviyesine taşıyan bu modelle üst gelir seviyesine gidemezsiniz. Aracı değişmeniz lazım. Bu araç sizi buraya kadar getirir. Şose yollardan giderken mecburen bindiğiniz bu araç bu diğer yolların aracı değildir. Bu aracı değişmeniz lazım. Yani Türkiye'nin ekonomi modelini, büyüme modelini ekonomi yönetme şeklini değiştirmesi lazım ki Türkiye ye kaldığı yerden devam etsin. Aksi takdirde bu bulunduğu yerde sürekli patinaj yapar. Bu araç bu rampayı çıkmaz. Bu motor bu aracı çekmez. Bu yolcuları taşımaz. Aracı değiştiremezseniz içindeki yolcuları kavga ettirirsiniz. Aracı değiştiremezseniz içinden bagajdan yüklerinizi atmak zorunda kalırsınız. Aracı değiştiremezsiniz. Yolcuların bir kısmını yolda feda etmek zorunda kalırsınız dedim. Ve bu dediğim 2014'te dediğim 2012'den başlayarak hükümetin önüne çıkarttığım dokümanlarla dediğim şey 2020 yılından itibaren geçerli oldu. Dedim ki Türkiye'nin önünde 6 sene 7 senelik bir altın bir dönem var. Türkiye bu dönemi verimlilik ekonomisini kurarak Reformlar yaparak sürdürürse 2020 yılında zengin ülkeler ligine girdiğini perçinler, konsolide eder ve kazara girip geri dönmez. Orada kalır. Yolu da açılır. En tehlikeli diktatör cahil ve açgözlü diktatördür. Nasıl ki Amerika'daki onlarca parlak insanımızı getirmeyi, dinlemeyi, düşünmezse, aklının ucundan geçirmezse Beni de anlayamadı. Anlayabildiklerini yaptı. Anlayabildiği şey de arsa alıp satmaktır. Emlakçıdır. Ee, orman yakarım, maden açarım. 200 sene öncesinin modelidir bu. Ee, tarım alanlarını çökertirim, inşaatı açarım. Organize sanayi bölgeleri adı altında açarım. Sonra şehirleştiririm. Duyan da der ki vay canım tarım alanını yıkıyor ama organize sanayi bölgesi yapacak orayı. Yok, o kandırmacasıdır. O öyle diyor, sonra çevresine şehir kuruyor. Böyle giriyor konulara. Böyle yangın diyor, ormanı madene açıyoruz diyor ama sonradan villa yapıyor, otel şeyine döndürüyor Turan Bey. Dolayısıyla Türkiye maalesef o dediklerimi oldu ve orta gelir tuzağına düşmüş oldu geçmiş olsun. Yani Türkiye bundan sonra devamında beklediğim sosyal olaylar geliyor. Sosyal olaylar işte az önce dedim yolcu atmak, eşyalarını atmak, varlıklarını satmak, mülklerini satmak, insanlarını terörist yapmak, tehdit şantaja başvurmak. Çünkü yapılacak başka bir şey kalmadı. E, hafifletmek gerekiyor yükleri. Bu aşamaya geçtik Turan Bey. Bu çok sayıda elbette elimizde grafik var ama şu grafiklerle zaman geçirmeden şunları çok kısaca söyleyeyim izninizle Turan Bey. Şimdi orta gelir tuzağı deyince kişi başı geliri bakıyoruz. Yani bir ülkenin kişi başı geliri 13 bin doları aştığı zaman üst gelirli zengin ülkeler ligine alttan giriş yapmış olacak. Türkiye 12.500 doları gördü. İşte o zaman o yazıları yazmıştım. Buradan yukarı gitmedi aşağıya geldi. Fakat Turan Bey düşünsenize o zaman şartlarım vardı. Demiştim ki şu koşullarla Türkiye 2020 yılında ya orta gelir tuzağına düştüğü ya da zenginler ligine geçtiğini o zaman o tarih itibariyle test etmiş olacağız dedim. Çünkü belli zaman var. Her zaman her önünüze gelen ülke için Aa, bu orta gelir tuzağına düştü diyemezsiniz. Orta gelirden geçiyor orada kalacak mı kalmayacak mı patinaj yapacak mı onu bir zaman sonra anlayacağız. Onun için takvim vermek lazım. Şimdi Turan Bey o dönemde Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 70 milyonu yeni geçiyordu daha. O nüfusun 15 milyon kayıtlı kayıtsız yeni adamlarla 85 milyona çıkması yoktu. Bakınız bu insanlar Türkiye'nin üretiminde ve tüketiminde varlar değil mi? Şu ya da bu şekilde Elbet varlar. Hocam. Bir Elbet. yerde çalışıyorlar. ya Çalışmıyorlarsa devlet yardımıyla tüketiyorlar. Dolayısıyla milli gelirimizin içinde bu adamlar var. Ama milli geliri nüfusa bölmeye başladığımızda bu adamları koymuyorlar içine. Ki milli gelir yüksekmiş gibi dursun. Bu bir. iki. Ben o raporu yazdığım zaman demiştim ki Türkiye istikrarını koruyacak. Korumalı ve diyelim ki 1 dolar maksimum 2 3 dolar TL aralığını geçmemeli. 2 3 TL aralığını geçmemeli. İstikrarını koruyacaksın. Sermaye girişleri devam edecek. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları devam edecek. Uzun vadeli kredileri almaya devam edeceğiz ve bu şartlar altında döviz neden patlasın, gitsin ki patlamayacak. Dolayısıyla bir de döviz cinsinden milli gelirimizi hesapladığımızda artmaya devam edecekti milli gelirimiz. E, enflasyon, el insaf, yüzde yedilerde olan bir enflasyondan bahsediyoruz. Kötü giderse yüzde onlara tırmanıyordu o sıralarda. Turan Bey, biz oralarda bu kötü bir gelişme, bu yüzde onlara gitmemeli. Dünya yüzde ikilerde enflasyon, Türkiye acilen yüzde ikilere dönmelidir, bunun çalışmalarını yapmalıdır derken... Geldi bu karşımızda yüzde yüzlük enflasyonlar çıktı. Hocam böyle anlatınca yani insan hafıza da tazeliyor. Cennet gibiymiş yani tabii ki cennet değil. Ben e, abartarak egzajör ederek söylüyorum ama şimdi bugünkü tabloya baktığınızda hocam yok iki lira diyorsunuz. Yani e, ben hatırlıyorum sekiz dokuz sene önce. E, pound 3.5 3.6 idi İngiliz sterlininden bahsediyorum. Ya. Şimdi 40'ın üzerinde yani enflasyondan bahsediyorsunuz şu anda Türkiye öyle bir tabloya dönebilmek için neler vermezdi yani ya. tam manasıyla bir cennetmiş ya. şu anla Yani dolayısıyla Turan Bey bir belli bir nüfus varsayımı iki belli bir kur varsayımı altında Türkiye 6-7 sene boyunca ...yüzde dört buçuk beş civarında büyürse... ...2020 yılında zengin ülkeler ligine girer demiştim. Ah be hocam ah. Bir keşke. de orada verimlilik üzerine bir senaryo yazmıştım. Türkiye'nin verimlilik unsuru. Çünkü üretimde Türkiye emek kullanıyor. Sermaye kullanıyor. Ama bunlar yetmez. Bir an önce üretimimizde karmaşık, sofistike katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz ve bunu verimlilik ekonomisiyle yapmalıyız şartını koymuştum. Hı hı. Şimdi e, e, ya, yapılan çalışmalarda bakın bunları siz de ben konuşurken zaten yansıtmıştınız. Büyümenin kaynaklarına bakıyoruz. Türkiye'nin örneğin e, e, 2001 krizinden sonra şu kırmızı çizgiler Türkiye'nin büyümesinde verimliliği gösteriyor Turan Bey. E, açık maviler e, emeği gösteriyor, koyu lacivert renk de e, sermayeyi gösteriyor. Lütfen dikkat edin, şu 2016'dan sonraki yere lütfen son dört sütuna bakalım. Bakın Türkiye'de bırakın üretimde verimliliğin pozitif katkısını, bakın o kırmızılara bakın, 2016, 2018, 2019 devamını verememiş Ufuk hocalar burada. O veriler demek ki ellerinde yokmuş. Daha 2020, 2021, 2022 ve 2023 onlar da geldiğinde göreceğiz ki Türkiye'nin o verimliliği bırak pozitif olmayı negatif olarak Türkiye'yi bacaklarından tutmuş sürekli aşağı çekmiş. Dolayısıyla verimlilik ekonomisi gitmiş. Bakın burada bir de benzer ülkelerle Türkiye'yi yine Ufuk Hocalar'ın çalışmasında kullandığı grafiklerden birini kullanıyorum. Üretimdeki verimliliğimizi gösteren bu grafik. Bakın burada lütfen Türkiye'nin verimlilik eğimine bakın. Benzer ülkelerin en altına ve sürekli düşüyor. Sürekli azalıyor. Polonya'sı var, Almanya'sı, Kore'si var, Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i. Brezilyası var içinde ve Türkiye maalesef verimlilik ekonomisinde diplere gidiyor. Turan Bey son bir konu söyleyeyim izninizle. Ben bu Türkiye'ye sesimi duyuramadım. Yani bu raporu alıp gidip Ali Babacan'ın da önüne koydum. Mehmet Şimşek'in de önüne koydum. Recep Tayyip Erdoğan'ın da önüne koydum. Ama adamın işte o dedik ya Allah diktatörün de anlayabilenini gözü tok olanını versin dedik ya bakın Singapur mucizesinin arkasında bir diktatör vardır. Singapur 5 milyon nüfusuyla bir minicik ada ülkesi. Ömrü işgallerle geçmiş, ömrü fakir fukaralıkla geçmiş bir Singapur. Bugün kişi başı geliri 70 bin dolarları geçmiş olan belki daha yüksek güncel verisini hatırlamıyorum. Wow. Dünyanın lojistik üssü, dünyanın finans merkezi, Dünyanın ticaret merkezi, dünyanın teknoloji merkezi yolda, sokağa tükürenin, çöp atanın görülmesinin mümkün olmadığı bir mucize ülkesini yaratmış. 1960'ta devralmış, 1990'larda devretmiş. Henry Kissinger'in "Yahu bu adamdan ben ne kadar çok şeyler öğrendim" dediği bir Lee Kuan Yew adı olan bir adam böyle bir mira aynı şekil Güney Kore'ye askeri darbeyle yönetimi ele geçirip 70'lerden 80'lere kadar ülkeyi yöneten daha sonra devretmiş ondan sonra gelenler çok daha güzel adımlar atmış ve bugünkü terzi dikişi dünyanın imrendiği Güney Kore'yi inşa etmişler. Güney Kore daha 1950'lerde işgale uğramış, paramparça olmuş, iki ülkeye bölünmüş, fakir, fukara, garip kuraba bir ülke. İlk defa 1990'da gelip Türkiye'yi yakalıyor, ondan sonra fark ata ata gidiyor. Benim sesimi duyurmadığım o çalışmalar ne oldu biliyor musunuz Turan Bey? Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde İpek yolu zirvesinin yapıldığı iki zirveye Türkiye'nin ekonomisinde adını duyuran kişi olarak beni bizzat onun ev sahipliğini yaptığı yere Türkiye'den Çin uzmanı olarak çağrıldım. Tebliğlerimi sundum. Üçüncü ve sonuncusuna çağırdıklarında Almanya'daydım. Dedim ki ben Erdoğan rejimine yaptığım muhalefet nedeniyle kaçtım ve Almanya'ya geldim. Hala beni çağırıyor musunuz? Cevap geldi. Yok sana sahip çıkamayız ve seni artık çağırmıyoruz dediler. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'la olan kankalıkları nedeniyle. Biz seni artık çağıramayız dediler. Güney Kore e, hükümetinden bakanlar ulaştı bana Turan Bey. 2014'lerden bahsediyorum. Dediler ki senin bu orta gelir tuzağı çerçevesinde yazdığın şeyler ve sergilediğin Japonya e, kalkınmasıyla ilgili araştırmalar dikkatimizi çekti. Güney Kore'de tarihinde çok önemli bir şey hazırlanıyor. İlk defa G20 zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyayı şaşırtmak istiyoruz. Dikkat çekmek istiyoruz. Kore kalkınmasını bize yazman lazım. Türkiye'den bir iktisatçı olarak. Sadece seni çağırmıyoruz. Amerika'dan, Almanya'dan, Avrupa'dan dünyanın dört bir yanından akademisyenlere ulaştık. Türkiye'den de senin bizi yazmanı istiyoruz. Asya çalışıyorsun. Turan Bey iki defa o G20 zirvesi için yayınlanan kitapta makalelerim çıktı. Bunları e, gurur duymak için mi diyorum? Evet gurur duymak için diyorum. Benden bahsederken Recep Tayyip Erdoğan korkularından dolayı aynen şu cümlelerle söylüyorlar. Lanetliyorum. Profesörmüş. Almanya'daymış. Yani beni Recep Tayyip Erdoğan'ın ve torpille profesör olan Kemalist ekibin adeta merdiven altı profesörü durumuna düşürmeye kendilerine göre çalışıyorlar. Beni mahalledeki nalburdardan tedarik edilen bir profesör olduğum imajı yaratmaya çalışıyorlar. Beni Recep Tayyip Erdoğan'ın tarikatlarından akredite olarak profesör olmuş adam zannediyorlar. Ben Japon Dış Ticaret Dış İşleri Bakanlığı'nın e, dünyadaki en prestijli bursunu bir defa herkese verilen bursunu iki defa almış Türkiye'den tek akademisyenim Turan Bey. Belki dünyadan iki defa almış tek akademisyeniyim. O ya sadece konumuz ne biliyor musunuz? Sadece arka mahallelerin çocuğuyuz. Sadece taşralıyız. Sadece İstanbul'un, Türkiye'nin beyaz Türklerinin kışla tarafından akredite edilen adamlardan değiliz. Dokuz çocuklu aç savrulmuş bir ailenin tırnaklarıyla kazımış gecelerini gündüzüne katmış adeta başını saçından tavana bağlayıp uyumamaya çalışmış bir çocuğuyuz ve bunu görmemeye çalışıyorlar. Bunu atlamaya çalışıyorlar. Türkiye'deyken de onurluydum. Türkiye'deyken de iyi bir bilim adamıydım. O yüzdendir ki Almanya'ya gelişimin ikinci ayında Alman üniversitelerinden kabulümü aldım. Almanya'nın en prestijli bursunu 3 sene boyunca aldım. O burs buttu, bitti. Albert Einstein bursunu almak aldım ve Berlin'deki üniversitelere davet edildim. Fakat sonra kendi araştırma merkezimizi Brüksel'de açtık. Popülizm Araştırmaları Merkezi diye bir merkez kurduk. O merkezin ekonomi araştırmaları direktörlüğünü kabul ettim. Bu nedenle de Berlin'e gitmeyi ve Albert Einstein bursu almayı da çıkmış olmasına rağmen teşekkür ettim ve kabul etmemiş oldum. Şunu söylemeye çalışıyoruz Turan Bey. Türkiye'nin attan düşeceğini, attan düşmeye mahkum olduğunu, halkının ağaç kabuğu yiyeceğini yıllardır söylüyoruz. Şimdi ortaya çıkan gelişmeler vah, vah şey Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas. Dün bir tweet atmış Turan Bey. E, diyor ki bu böyle olur mu kardeşim diyor. Bu Türkiye'nin ekmek almaya gitsen torbayı para doldurman gerekir diyor. Neyi basacaksanız basın Bin lira mı basacaksınız? Neyi bas? Dedim ki Mehmet tweet attım. Dedim ki baban kadar onursuzsun. Nas çocuklarısınız nas. Nas çocuklarısınız. El birliğiyle sömürürken Emsalsiz yerli ve milli büyük iktidarımız derken şimdi utanmadan arlanmadan çıkmış diyorsun ki aynı durumda Abdurrahman Dilipak efendisine destek verdi 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 şimdi sureti hastan gözükerek yavaşça fareler gibi gemiyi terk etmeye çalışıyorlar bu gidişin sonunu olacak birikiyor patlayacak çubal dolusu para yapıyoruz ne yapacaksanız yapın. Geçmiş olsun. Good morning after supper derler. Öğleden sonra günaydınlar olsun. Ama bir gün bu milletin çocukları elbette yakanıza yapışacak ve elbette bunların hesabını size soracak. Hocam muhteşem bir özet. Yani buraya 2024'de bu tabloya öyle pat diye gelinmediğini şu kısacık sürede anlattınız. Uyaranlar vardı. Bunlardan biri de sizdiniz. Son 10 yılda ülke adım adım göstere göstere denir ya e, bu noktaya geldi. Bundan sonra da haliyle geçmiş olsun diyorsunuz. Hocam bu Mehmet Şimşek'le ilgili de kovulur e, demiştiniz. Şimdi istifa mı edecek? Kovulacak mı? Bir takım dedikodular konuşuluyor. Gerçi kendisi bunları yalanlıyor. Ne oluyor o cephede? Şimdi Turan Bey e, Recep Tayyip Erdoğan e, bu şu anki akla ziyan, haksız, adaletsiz, zalimce ekonomi e, programının sonunda e, iyi polisi oynayıp birilerini kötü polis rolüne sokup kovması mukadderdir. Kovulacak kişinin adı da Mehmet Şimşek'tir ama an itibariyle birbirleriyle siyamlı ikizler gibidirler. Birbirlerine çok muhtaçtırlar. Ne Mehmet Şimşek gidebilir? Mehmet Şimşek o konumu kabul ederken ne hallere düşeceğini biliyordu. Mehmet Şimşek ilk defa Recep Tayyip Erdoğan'la çalışmıyor. Turan Bey hepimiz insanız. Çocuklarımız var. Aile babasıyız ve şu arzın üzerinde yürüyoruz. Sen ona 10 sene, 15 sene bakanlık yap. Ondan sonra seni çıksın kamuoyunun önünde desin ki bu var ya bu hırsızın önde gideni biliyor musunuz? Bu ben olmasam Halkbank'ı soyuyordu biliyor musunuz? Yakaladım bu puştu engelledim diyecek. Sonra siz onun davetini kabul edeceksiniz ve ekonominin başına geçeceksiniz. Herkes sorar ne aldın? Yani ulan yüzüme tükürün, sövün, hakaret edin çünkü kardeşim ben alacağım aldım. Ne aldın? Biz burada söyledik. Erdoğan'ın zalim, gaddar, mafyalaşmış, çeteleşmiş sermaye çevrelerinden çuvalla dolu parayı aldı, kabul etti. Lütfen kardeşim geç şu işi kurtar, batıyoruz. E, ricasını kabul etti. Ama bu kurtarmayacak. Yine kovacaklar sonunda ama Mehmet Şimşek diyor ki olsun lan bir daha bu kadar parayı verin bir daha sevin bir daha bu kadar parayı verin bir daha suratıma tükürün çocuklarının ve karısının yüzüne bakmak gibi kaygısı olmayan geleceğin tarihine isminin nasıl yazılacağıyla ilgili olmayan bir arkadaşmış yapacak bir şey yok ancak konuşu Turan Bey ee, Türk tarihinde bir Tarhuncu Mehmet Paşa hikayesi vardı. Daha önce de bu programda ondan örnek vermiştim. Mısır'da yük üst rütbeli bir askerken çok başarılı olmuş. Sonra çağırmışlar Diyarbakır valisi yapmışlar kendisini. Sonra da Turan Bey, e, 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 imparatorluk 1800'lü yıllara doğru gidiyor. Savaşlar kazanılamıyor, savaşlar uzuyor, bütçe feci açık veriyor. Öyle ya fetihler yok, ganimetler yok, elin parasıyla bütçe dolduramıyorsun üretimde olmayan bir Osmanlı, tüketimde durdurulamayan bir Osmanlı, e, ticarette olmayan ticaret yolları Osmanlı'yı bypass etmiş bir Osmanlı, bıktırmış vergi almakla milleti. Herifler gitmiş Portekiz'den kalkıp ta Ümit Burnu'ndan, Afrika'nın en dibinden Cape Town'dan e, ticaret yollarını kaydırmışlar. Canından bıktırınca onları da kaçırmışsın. İçeride de girişimcilik yok, içeride de zanaat yok, içeride de tüccarlık yok bütçe tutmuyor. Demişler ki ya bu Tarhuncu Mehmet Paşa çok başarılı bir insan. Bu işin altından kalksa kalsa olur gelir bunu ekonominin başına getirelim. Hikaye biraz tanıdık geliyor mu Turan Bey? Çok çok geliyor hocam. Çok tanıdık. O da kalkıyor geliyor Turan Bey e, inceliyoruz Osmanlı'nın son 10 yıllık bütçe verilerini inceliyor. Diyor ki bu bütçeyi sadece savaşları kaybetmek,

o da Tarhuncu Mehmet Paşa da öyle yaptı. İsraf, yolsuzluk ve rüşvet, yerli ve milliler, tecvitli Kur'an okuyanlar, mübarek Osmanlı ecdadımız, abdestsiz yere ayak basmayan ecdadımız, suyla abdest almaya gidene kadar abdestsiz yere basmamak için yastığının altına tuğla koyup teyemmümle abdest alarak suyla abdest almaya giden ecdadımız, yolsuzluğa, rüşvete, israfa, gırtlağına kadar gömülmüş çadır bezi gibi, yırtık don bezi gibi dikiş tutmuyor. Diyor ki tamam ben dalıyorum işe diyor. Dal diyorlar. Çaremiz yok. Rasyonel zemine gelmekten başka çaremiz yok diyorlar. Ve denk bütçesini Osmanlı'nın yakın asırlarının ilk denk bütçesini yapıyor Turan Bey. Sonucu söylüyorum o israf, yolsuzluk ve rüşvet çarkının sarayda teşkilatlanmış danışmanları, yaverleri, paşaları ulan bu düzen elimizden kayıp gidiyor mu diye bin tane iftira atınca saraya çağırıyorlar ve sarayda boğdurtturuyorlar. Evet. Mehmet Şimşek bu hikayeyi biliyor. Mehmet Şimşek şu an gündeme neyle geliyor Turan Bey? 85 milyon geliri olmayan insanı kanırtırken vergilerle, zamlarla, asgari ücreti dondurarak, emeklilerin ücretini dondurarak ölüme sürüklerken, Mao deneyleri yaparken Erdoğan'ın zenginlerinden neden vergi almıyorsun diye şu an topun ağzında ve o da bunlardan vergi alınması gerektiğini biliyor. İşin vahimi bunlardan vergi almadan bütçe dengesini kurmanın mümkün olmadığını da görüyor. O yüzden Erdoğan'ın hırsızlar ekibi, kahpeler ekibi, yolsuzlar ekibi, devletin malına leş kargaları gibi çökenler Erdoğan'a gittiler dediler ki bu adamı durdur. Bu adam bizden vergi almayı düşünüyor. Halkın canı cehenneme. Ne demişti adam? Bu halka ne yaparsan yeridir demişti. Onun için Erdoğan saraya çağırdı. Dedi ki, "Oğlum sen şaka mısın? Tarhunca Mehmet Paşa'yı hatırlatmış mıdır bilmiyorum ama Boğdurpadan çıktığına <laughs> göre o muameleyi henüz yapmamış ona. E çünkü e zaten bütçeyi de henüz denkleştirememiş. E zaten enflasyonu da düşürememiş. Onları düşürebilir de bütçeyi denkleştirirse o tarihte Tarhuncu Mehmet Paşa muamelesine uğrayacak ve o zaman kovulacak. O da bunu bildiği için büyüklere dokunmuyor, akıllı davranıyor Turan Bey. Yalnız izninizle şunu söyleyelim. Bakın bir yani dedikoduları bırakalım, sonuçlara bakalım. Bu bir bir Türkiye Gelecek neslin hukukunu yok eden korkunç bir faizle döviz çekmeye ve merkez bankasının rezervini tutmaya çalışıyor. Bunu biliyoruz. Açmaya gerek yok. İki, ama iki. Artık ekonomi derin bir durgunluğun içinde, şirketlerde yaprak kıpırdamıyor, işsizlik almış başını gidiyor. Şirketler iflas ediyor, Konkardota ilan ediyor. Recep Tayyip Erdoğan yönetimi iflas etmelerine izin vermiyor. İnsanlara diyorlar ki gidin malınızı satın, varlıklarınızı eritin, ne borç bulun, ne yaparsanız yapın bu konjüktürde biz işsizliğin patlamasının önüne geçmek zorundayız sen varlıklarını kaybedeceksin. Recep Tayyip Erdoğan düzeniyle belli geliri olan insanlar şimdi bunu geri ödeme sürecine geçtiler. Çünkü iflaslarına izin verilmiyor. Üç, Turan Bey şu an eline şu ya da bu nedenle üç kuruş geçen kimse bir şey yatırım yapmıyor. Hiçbir üretim faaliyetine, hiçbir arge... Çünkü Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir şey algılanamıyor. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki Yahu bu faiz geliri varken geleceğin ne olduğu belli olmayan talebin olmadığı tüketimin olmadığı bir ekonomide biz ne üreteceğiz? Turan Bey an itibariyle hesabını söylüyorum size ve o kıymetli Erdoğan aşığı Almancılar da duysun bunu. Leş kargası gibi onlar da koşsunlar bu vesileyle. Turan Bey bugün 1 milyon TL'si olup da 92 günlük yani 3 ay vadeyle bankaya yatıran bir adamın e, elde ettiği e, gelir yaklaşık 3 ay içinde 114 bin TL 1 milyon TL ile gir 114 bin TL gelirin olsun mevcut %50'ler civarındaki faizden ben bunu avroya çevirdim mevcut avro oranlarının üzerinden Turan Bey bu yaklaşık 30 bin avro eder. 30 bin avronuzun aylık getirisi bin avro. Ey Avrupa'daki Recep Tayyip aşıkları size böyle bir sömürü çökertme faizini dünyada kimse veremez. Alın paranızı gidin efendinize el birliğiyle çökertin ülkenizi. Turan Bey hayal ediyorum Avrupa'da bir küçük evi 500 bin 600 bin e, yani içinde oturacağın evet. bir evi 500 bin avroya alırsın. 300 bin avronuzu Türkiye'ye götürün. Ayda an itibariyle 10 bin avro kaldırın. Çok Recep hocam. faiz iç mücadele eden Recep'in ülkesinden bahsediyorum. Nas var sana ne oluyor bana ne oluyor denen sahtekarın evet. önde gideninden bahsediyorum. Kuyruklu yalanlarla bir milleti Dinle, imanla çökerten sahtekarın ülkesinden bahsediyorum. Mehmet Şimşek gelmiş de ne yapmış? Turan Bey, en acı bir raka bir şey daha söyleyeceğim. Enflasyonda biz Temmuz, Ağustos gibi Eylül gibi baz etkisiyle bir sert düşüş bekliyorduk, değil mi? Aha. Size bir bilgi daha veriyorum. Haziranda, Temmuzda olmadı biliyorsunuz. Temmuzda enflasyonda o baz etkisi çalışmadı. Çok az çalıştı. Negatif olarak düşmesi gerekirken birazcık da arttı. Turan Bey Ağustos'ta da olmayacak, Eylül'de de olmayacak. Bu büyük bir e, karamsar bir tablo. Baz çünkü fiyat artışları kontrolden çıktı. Üretim arz ekonomisi yok oldu. Bir malın fiyatına dair beklentiler paramparça oldu. Kimse malına fiyat veremiyor. Malı olan depoda tutuyor şartları müsaitse. Dolayısıyla Turan Bey şu an Merkez Bankası açıklama yaptı. Dedi ki beklentileri kontrol edemiyoruz dedi. Bek bek Turan Bey konuşudur. Güven, itibar 10 senede, 20 senede gram gram olur, oluşur. 3 gecede yok edersiniz. 10 yıl sövdüğü sisi devlet töreniyle karşılamaya hazırlanmaktadır. İtibar bir defa yok olursa bir daha yerine konulamaz. Türkiye'de Erdoğan varken hiçbir ekonomi programı uygulanamaz. Zaten uygulatmıyor. Zenginimden bakın Turan Bey bir şey daha söyleyeyim size lütfen buna izin verin. Siz Hayır. de şu tabloyu yansıtın. Türkiye OECD ülkeler üzerinde enerji ve gıda enflasyonunda nerede bir yansıtın. Gıdada yüzde 68 enflasyonu var. İkinci sıradaki Meksika'nın altı buçuk. Enerjide Türkiye'nin yüzde 90 enflasyonu var. İkinci sıradaki Kolombiya'nın yüzde 18. Daha nasıl bağıracağız? Ey sendikalar, ey siyatlar, ey iş adamı dernekleri dökülsenize sokaklara. Ülkeniz çatır çatır sömürülüyor, soyuluyor, çökertiliyor. Başka nasıl rakamlar vereceğiz ki siz alarma geçesiniz? Ülkenizi savunasınız. Sendika olduğunuzu hatırlayasınız. O ülkeye ait olduğunuzu hatırlayabilirsiniz. Turan Bey, bakın asgari ücretle ilgili yeni bir altın topu gibi tartışma gündemimiz oluyor. Diyorlar ki asgari ücrete ne yapalım kardeşim? Öyle ya, yıl sonu geliyor. Yıl sonu gelince bunlara zam yapacağız. Neye bakalım? Anlı şanlı ekonomistler, profesörler diyorlar ki... ...bu adamlara hak ettiğini sakın vermeyin. Hak ettiğini verirseniz tüketirler tüketirlerse bir de iş adamına da maliyet olurlar. Bunlar enflasyona neden olurlar. Hak ettiklerine bakmayın ve vermeyin diyorlar. Ne yapalım diyorlar? Akıl da veriyorlar saraya. Diyorlar ki tutsun ya da tutmasın. Kaç olursa olsun enflasyon 2024 için söz verdiğiniz enflasyon neyse o enflasyondan zammı yapın. Gerçekleşmiş olandan yapmayın. 30 söz verdiğiniz 60 mı oldu? Hiç gözlerinin yaşına bakmayın. 60 vermeyin. 30 verin. Şimdi Turan Bey Türkiye'de kar enflasyonu diye bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan döneminde kontrol altına alınamayan korkunç bir şirketlerin kar patlaması var. Tekelleşmiş, kamunun mallarına çökmüş, rekabet etmeyen halkın ümüğünü, e, e, iliğini emen şirketler var. Bu anlı şanlı ekonomistler Servet vergisi alın. Buradan bütçeyi düzeltin. Bakın Turan Bey size bir çok enteresan bir rakam söyleyeceğim. En zengin %20'lik kesim Türkiye'deki tüketimin yaklaşık yarısını yapmaktadır. En yoksul %20 ise sadece %7'sini yapmaktadır. En yoksulun içinde emekli var mı? Var. En yoksulun içinde asgari ücretli var mı? Var. Sen asgari ücretliden, emekliden daha neyi keseceksin ki toplam tüketimin zaten yüzde yedisini yapan bu kesimi biraz daha aşağı çekelim. Halbuki senin tüketmeyin ulan durun durun Allah'ın aç gözlüleri ithalatla, lüksle, debdebeyle milleti de canından bıktırdınız. Yahu biraz durun deyip vergi alacağınız kesim kimler? tüketimin yarısını yapan yüzde yirmilik kalantor zengin kesim. Ama Erdoğan demiş ki onlara dokunmayacaksın. Onlara dokunmayacaksın demiş. Dindar Erdoğan'a bakar mısınız? Fakirin reyleriyle, fakir sofralarında diz kırarak, diz bükerek peygamberimiz demiş ki dirseğini midene ver, miden küçülsün, tam doymadan kalk. Peygamberimiz bayat ekmekleri sofraya doğru Allah belanızı versin, sizin dindarlığınızın, sizin dininizin, cümlenizin belasını versin. O adamlar bugün gelmişler diyorlar ki zengine dokunmayacaksın. Zenginden vergi almayacaksın yoksa gidersin noktasına gelmişler. Turan Bey onun için hiç e, boşa kürek çekmeye gerek yok. Yüzde yetmiş beşlere çıkarttığı enflasyonu hiçbir yere indirtmiyor. Bir enflasyon mücadelesi yok. Saray rejiminde bir değişiklik yok. ...sömürüde bir değişiklik yok... ...israfta bir değişiklik yok... rüşvette bir değişiklik yok... ...Erdoğan diyor ki... ...bu millet unutur... ...bas mı, bas vergiyi... ...ondan sonra... E, ...seçim yaklaştığında... ...düzelttiğimiz bütçeden... ...veririz biraz para onlara... ...nasıl olsa unutuyorlar... ...alırız da yine o seçimi diye... ...halkımızın vicdansızlığına... ...tecvitli Kur'an aşkına... Atalar dinine, Osmanlı, Ceddimize, bunlara olan aşkının yine işe yarayacağına inanıyor. Yapacak bir şey yok. Hocam bugün biraz daha tansiyon yüksek galiba. Elinizde, kolunuzla orayı, burayı da yıkıyorsunuz. Ee, yani biraz gerildiniz. Aslında sormak istediğim başka konular, başka sorular da vardı ama programın başında söylediğimiz e, ve giriş yaptığımız konu önemli. Ee, orada vurgularınız önemli çünkü birileri oturduğu yerden e, neredeyse sizin e, kariyerinizi bile sorgulamaya falan başladılar ki kendi kariyerlerine bile bakmadan şu Özgür Özel ve Özgür Özel'in meşhur ayağı konusuyla bir bitirelim hocam bir açıklık getirelim isterseniz. Bitirelim Turan Bey yalnız e, araya sokmadan edemeyeceğim. Ee, hı hı. Geçen hafta Türkiye Varlık Fonu'nu konuştu. Aa, evet hocam. Niye? Çünkü e, 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 ne holdingti? E, Boyda, boydaklar. Boydak var. Holdingler ve Koza İpek Holding'e ait e, şirketleri el koydular. Hazineden Varlık Fonu'na aktardılar. İpek Hold, Koza İpek'le e, Boydak Holding'in varlıklarını e, Varlık Fonu'ndan e, yok etmeye karar verdiler. Hazineden olunca yargıya tabidir. Hmm. E, yargı denetiminden çıkartıp istedikleri formatta istediklerine peşkeş çekmek ve rüşvetini de rahat rahat cebine indirmek ve yargı denetiminin dışında tutmak için varlık fonunu aktardılar. Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir adamdı unutmayalım. Şöyle bir adamdı. Mevcut Milli Eğitim Bakanını rüşvetle Telefon açmak suretiyle profesör yaptılar. Bir tane itibarlı makalesi olmayan tıpkı müsiat eski başkanı Ömer Bolat'ı da rüşvetle torpille selamla e, profesör yaptıkları gibi. Bu adamı profesör yaptılar sonra da dekan rektör yapmaya karar verdiler. Bu sıfır yayınlı sıfır e, referanslı adamı. Ama bir baktılar ki ya tamam her şey yaptık ama yeni profesör yaptık. Belli bir süre geçmeden rektör olma hakkı yok yasalarda. Recep dedi ki: "Oğlum niye panikliyorsunuz? Biz bu ülkeyi boşuna mı tek adam rejimi yaptık? Verin bana kalemi buradan. Verin bana kağıdı. Yazacağım." Bir cümle yazdı. Dedi ki: "3 sene geçmeden bir kişi profesörün rektör olmayacağını söyleyen yasayı 10 dakikalığına kapattım." bu adamı rektör yaptım yasayı tekrar yerine koydum alın yayınlayın resmi gazetede bakın fıkra anlatıyor olsam desem ki size acayip bir fıkra anlatacağım Turan Bey siz bana derdiniz ki, hocam ama bu kadar da uçma be ya fıkraya bile sığmıyor bu fıkrada yani. bile duymuyor durmuyor hocam derdiniz hocam sizin tepkinizle söyleyeyim mi bizi seyredenler sizin tepkinizi tanı inanamıyorum inanamıyorum Turan Bey diyorsunuz ya. <laughs> ben de inanamıyorum bu anlattıklarını artık. Oldu. Evet, Şimdi oldu. o Recep, o Recep bir sabah kalktı, dedi ki Türkiye'nin bir hazinesi var ya, anayasamıza göre bir tane hazine olur, iki tane hazine olamaz ya. Paralel hazine olamaz ya. Ulan bundan sonra var. Adına varlık fonu diyorum, ikinci bir kurum kuruyorum. Yetmezmiş gibi başına kendimi getiriyorum, kendime maaş bağlıyorum. Denetimden uzak. Denetlemek için kendi teşkilatlarımdan birkaç tane adamı göstermeli koyuyorum. Onlar da denetliyorlar. Kralım muhteşemsin sen denetledik ve bu sonuç çıktı. O denetleme raporunu kime sunuyorlar? E ülkenin cumhurbaşkanı benim bana <laughs> sunuyorlar. Başında i̇şte, da o var bakar mısın? Fanda ve bu kurum yargı denetiminden sayıştaya kapalıdır Turan Bey. İşte o kuruma Türkiye'nin gözbebeği en büyük altın madenlerinin, en büyük imalat sanayi şirketleri, Türkiye'nin en devasa hes kablo gibi boydaklara ait şirketleri dolduruyorlar. Sonra Turan Bey Kuveytli, Katarlı, Birleşik Arap Emirlikleri'li düne kadar küfrettiği ama demek ki onlar öyle bir diz çökerttiler ki gel bakalım buraya Osmanlı evladı. Sen bize sövüyordun ya. Hadi gel şu eteklerimize bir, bir eğil bakalım. Sisi kimmiş bir gör bakalım. Van minüt neymiş bir çök bakalım dediler. O da dedi ki ulan ben zaten yalayarak geliyorum ki bu dilime bu dilim alıştı. Bu dilim Deri kapladı yalamaktan sizinkini de yalarım. Halkıma da bunu yuttururum. Şimdi bu ülkemizin son kurumlarını rüşvetini alıp oralara satacak. Bakın varlık fonu üzerinde sözde profesör gerçek anlamda bütün titirleri bir gün geri alınacak Erişe Arıcan adlı bir kadın var. O varlık fonu yönetim kurulunda bugünkü top başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu var. O Kayseri Holdingleri yok edilirken orada Recep'in suçlarına imza atan Rifat Hisarcıklıoğlu var. Orada Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding var. Bir gün bu ülkeye Recep'e kurduttukları tek adam rejiminden sonra bu rejimi tek adam düzeniyle ele geçirenler kanırta kanırta hesap soracaklar. Ve sorulmalıdır da Şimdi bunu böyle bırakayım Turan Bey bu çok önemli konuyu ve özgür özel konusunu da artık çok kısa geçeyim o evet, da şu Turan Bey. Yahu kardeşim özgür özel bir söz verdi millete dedi ki lütfen bu hafta sonu Ankara Tan Doğan Meydanına sizi bekliyorum Anayasa'ya saygı mitingi yapacağız. Şimdi Turan Bey bu nereden çıkmıştı? Çünkü iktidar ahim kararlarını tanımıyor ahim kararları bizim anayasa mahkememizin de üzerindedir. Bizim anayasamızın da üzerindedir. Ahim kararlarını uygulamıyorsun. Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamıyorsun. Yetmemiş gibi oturup kalkıp anayasa mahkemesini terör örgütünün yatakçılığını yapan konuma koyuyorsun. Kapatalım bundan kurtulalım illallah ettik dedirtiyorsun. Katil mafyanın başı ortağına bunu yaptırıyorsun. Ya Atatürk'ün Partisi CHP bir anayasaya saygı mitingi yapmalıdır deyip söz verdin. Sonra bu adam döndü yapmıyoruz dedi. Şimdi burada bakın belki o anayasaya saygı mitingi yapılabilseydi o meydanlara milyonlar akabilseydi Sonra o mitingin tekrarlarını İstanbul'da, İzmir'de defalarca yapabilseydi belki mecliste anayasamızın çöpe atılması olayını yaşamayacaktık. Belki Ahmet Şık da o anayasayı tartışırken dayak yemeyecekti. Bu nedenle benim e, gündemime girdi. Ben de Turan Bey Aradım yani bir tanıdığım arkadaşı vardı. Dedim ki ya dedim fazla değil mi? Bakın Turan Bey. Özgür Özel saraya gittikten sonra dört kez dört konuda Erdoğan'dan aferin aldı. Kıbrıs politikalarımızda yanımızda dedi. Kıbrıs Türkiye'nin kumarhane katliam işçi haline gelmiş. Böyle cerahet akıyor. Onu deşifre etmek ve halkımız adına hesap sormak yerine Turan Bey kaçak üniversiteler, kaçak tık fakülteleri, bilmem ne bilmem ne cerahat kokuyor. Tuttu Özgür Özel orada bunu deşifre etmek yerine yanına geçti. Dış politikada iktidarın yanındayız dedi. Dış, ya Sisi'ye karşı Sisi bir dış politika mıdır? Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı sürdürülen politika dış politika mıdır? İsrail'e karşı şu 1 milyetten beri başlayan, şimdi petrol ticaretiyle, silah ticaretiyle, mal ticaretiyle devam eden konu bir dış politika mıdır? Putin'e karşı takip edilen, Suriye topraklarında takip edilen, anayasamızın dışında kaçak silah ticareti yaptırtan, bunları işit militanlarına veren irade bir dış politika mıdır? CHP'nin başındaki adam bu politikanın nasıl yanına geçiyor? Bunun da yanına geçti. 15 Temmuz'a çakma darbe demişti Kemal Kılıçdaroğlu. 20 Temmuz'daki e, meydandaki o toplantıya da sivil darbe sürecinin başlangıcı demişti. Kendi de katılmıştı ama sonra da böyle demişti. Bu çıktı dedi ki 15 Temmuz'a sahte mahde diyemeyiz. Baba gibi bir darbe girişimiydi. Yanında duracağız dedi. Turan Bey böyle en önemlisi yahu sana para lazımsa dışarıdan borç arama biz de sana yardım edelim. Elemanlarımızı uzmanlarımızı gönderelim sana yardım edelim deyip adamlarını Mehmet Şimşek'e gönderdi. Herhalde adamlar ona demiş ki kardeşim dışarıdan borç alma milletimiz kaldırır dilediğin kadar zam yap bak. Dilediğin kadar vergi koy demiş olmaları lazım ki o görüşmeden sonra yardıra yardıra zam geliyor. Yahu sen nasıl bir ana muhalefet liderisin ki zaferle çıktığın yerel seçimlerden sonra sana 22 yıldır Türkiye'ye kan kusturan adam dört konuda aferin dedi sana. Benim bunu sorgulama hakkım yok mudur Turan Bey? Benim bunun arkasını irdeleme hakkım yok mudur? Bunu sordum CHP'li arkadaşıma. İçeriden bir arkadaşım söylüyorum. Dedi ki hocam dedi sen dedi saraya çıktıktan sonra Özel'in muhalefet yapmış olmasını mı bekliyorsun dedi. Önüne dosyalar kondu dedi. Ayağından da vuruldu ayrıca dedi. Ayağından vurulmasına daha sonra başkaları da başka açıklama getirdi. Hani niye vurulduğu konusunu biliyorsunuz. Kimi dedi ki alemdeyken vuruldu. Kimisi dedi ki MHP zaten vuracağız demişti. Vurdu da. Ama o kişi bana bunu söyledi. Ben bunun detayını bilmem. 20 saniye ayırdım. Onu da orada söyledim. Ama adamın devamında dedikleri daha önemli. Dedi ki hocam onun önüne dosya konuldu. Artık Özgür Özel'den bundan sonra bir muhalefet beklemeyin. Türkiye'nin sokakları yanıyor. Tarım kesimi yok oluyor. Yakında bir kilo peynir bir kilo et parasına dönecek. Yakında bir kilo tereyağı bir kilo et parasına dönecek. Türkiye'yi tasfiye ediyorlar. İktidarda kalmanın rüşveti neyse Türk halkına bu zararları uluslararası küresel emperyalizm, sermaye ve bok projesiyle taşıyorlar şu an Türkiye'nin sendikalarının sokakları doldurması lazım. Türkiye'nin sivil topluma ayakta olması lazım. Türkiye'nin ana muhalefet partisi sokakları inim inim inletiyor olması lazım. Ama bu adam dört aferin almıştır. Sonra ne oldu? Dedi ki hocam dedi iktidarla arayı iyi tutmak istiyorlar. İktidar da bunun karşılığında onlara küçük küçük yemler vermeye hazırlanıyor. Ama burada bir sorun var. MHP'nin bir oyunu var, o bozuldu dedi. Çünkü MHP CHP ile gırtlağına kadar didişerek kendine varlık alanı yaratmak istiyordu. MHP ile ve AKP ile yollarını yakınlaştırmış bir CHP ile MHP kavga edemiyor. Devlet Bahçeli'nin bütün derdi bu kavganın üzerinden Türkiye'yi başka bir uçuruma doğru sürüklemekti. CHP'ye bunun için uyarı yapıyor. CHP'yi karşısına çekmek istiyor. Ee, Kürt partisi üzerinden ve da Kürtlerin partisi üzerinden yapabileceklerinin sonuna geldi. Çünkü adamlar zaten perişan edildi, yok edildi. Yok hükmüne düşürüldü zaten. Onun için CHP'yi karşısına almak istiyor. CHP'yi ne kadar marjinalize edebilirse, Türkiye gerilimi yeterse buradan AKP'nin kaybetmesini bekliyor. Onun için chp AKP yakınlaşmasının MHP'yi devre dışı bırakmasından koalisyon orta olmasından çıkartacak olmasından çok korkuyor. Konu bana göre bana sorarsan konu budur dedi. Ama bunları ben bu programda defalarca e, dile e, bu şekildeki duyumlar olarak dile getirmiyorum. Kendi yorumlarımı elbette ki söylüyorum. Ama şunu söylemeden geçemeyiz e, Turan Bey. Hani Hak, hakkı bulut diyor ya bir arabesk çok dinlemem ama bazen de dinlerim. Hakkı Bulut diyor ya ben buyum sevgilim. Seversen sana canım feda, sevmezsen bana elveda. Ben kimseyle barışmam. Ben kimseden korkmam. 55 yaşını geçtim. Öldürürlerse bir köşe başında ona da itirazım yoktur. Bugüne kadar yaşadıklarım bana yeter. Hiç işbirliğim olmaz. Mazlumun, ezilenin, kimsesizin hiçbir zaman karşısına geçmem. Hiçbir ezenin yanında yer almam. Ne Kemalist çetelerin, ne dinci çetelerin, ne ırkçı çetelerin bir milleti insanlığın önünde rezil etmelerinin yanında durmam, susmam, geri adım atmam. Dolayısıyla Türkiye'den beni eleştirenler de ya Ergenekon çetelerinin, ya Kışla çetelerinin, ya Beyaz Türk çetelerinin adamları ya da dinci ırkçı çetelerin adamları alayı gelse geri adım atmam. Benim bir inancım var. Ee, yaşarsam da böyle, yaşamazsam da geride onuruyla gitmiş bir adam olarak kalmak isterim doğrusunu isterseniz. Peki hocam çok teşekkürler. Bu haftalıkta bu kadar yapalım. Bu sözlerinizle kapatalım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. iyi yayınlar Turan Bey. Haftaya bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.